Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlerle birlikte efsane bir kadro yorumlama videosuyla daha beraberiz arkadaşlar. Bugün gerçekten bayağı bir güzel kadrolar yorumlayacağız ve arkadaşlar çok fazla istiyorsunuz ama arkadaşlar bir sonraki kadro yorumlama için hepinizden bir beğeni bekliyorum. Tam ekranı kapatıp videoyu beğenmeyi unutmayın ve yeniyseniz de kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Arkadaşlar evet, kadro yorumlamaya başlamadan önce kadromu böyle bir yarım yamalak tamamen olmamak şartıyla görüyorsunuz. Benim kadrom da bu şekilde arkadaşlar. 98'den 122'yim ya, bir takımım var. Merak edenler için, hiç videomu izlememiş olanlar için gösterdim. Neyse arkadaşlar, bana kadrolarınızı nereden atabilirsiniz bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Gerçekten çok soruyorsunuz. Açıklama kısmında, sosyal medya hesaplarım kısmında Discord adresimiz var arkadaşlar. O linki sınırsız yaptım. Eskiden sıkıntılıydı çok anlamadığım için Discord'dan. Yavaş yavaş öğreniyoruz tabi. Şu anda sınırsız oldu arkadaşlar link. Yani istediğiniz zaman girip gelebilirsiniz. Açıklamada Discord adresimiz var. PUBG odası var. Brawl Stars, ben oyunu bıraktığıma rağmen Brawl Stars'ın odası var. Ayrıca FIFA Mobile'in de odası var. Ayrıca PUBG'de birlikte squad oluşturup ses odalarına girip oradan da PUBG Mobile oynayabiliyorsunuz. İstediğiniz oyunları yani o şekilde oynayabilirsiniz. Her neyse arkadaşlar, şimdi biz kadrolarımızı yorumlamaya başlayalım. İlk olarak Mehmet Özdemir'in kadrosundayız. Bu arada arkadaşlar bir şey söylemeyi unuttum. Bugün saat bu video 5.30'da yayınlanıyor ve 20.00'da çok güzel bir canlı yayın olacak. Hepinizi canlı yayına bekliyorum. Hadi bakalım, ilk kadromuz kimin kadrosundayız? Mehmet Özdemir, Eden Hazard, Agüero, Muhammed Salah, Kevin De Bruyne, Dendonker, Pogba. Dendonker bende de var maalesef abi. Ben Dendonker'i istemiyorum. Yakın zamanda zaten değiştireceğim. Hatta istesem şu anda da değiştirebiliyorum ama çok da fazla durmasın. Kevin De Bruyne'in fiyatı güzel abi. Kevin De Bruyne'i sat abi. Çünkü 4 yan boost'u var. Onun yerine gerçi MO oyuncusu da çok az var. O yüzden sat da diyemiyorum. Kalsın, tamam, ne yapalım abi. Kante'nin MO kartı varsa güzel, onu alabilirsin daha ucuz. Çünkü boost'u az olan oyuncuları ben sevmiyorum ama genel olarak Karun'u gerçekten çok beğendim. Hector Bellerin de orada tatlı güzel duruyor ama fiyatı eğer pahalıysa onu da satabilirsin. Diyeceğim ki yeni ayıl oyuncuları bayağı ucuz. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi 91'ken 115'lik bir kadroya sahibiz. Bu da Mr. Torch'un kadrosu. Casemiro, Fernandinho, Lascaries düşük kalmış. Onu değiştir. Hem boost'u düşük hem reytingi düşük. Ama coins'in de yok. Yeni ayıl etkinliğinden çok kolay coins kasabilirsin. Yeni ayıl etkinliğinden kastın coins'lerle buraya Premier League'den bir tane stoper alabilirsin. Ayrıca İspanyol ve Chelsea'li David Luiz, İspanyol değil ama Chelsea'li, onu alabilirsin. O senin işine yarayabilir. Şu anda aklıma o geldi. Aynı zamanda David Luiz Brezilyalı olduğu için Fernandinho ile de anlaşır. Bence güzel olur oraya David Luiz. Hem bu usta adamı çok küçük değildi diye hatırlıyorum. Şimdi Mehmet Özdemir bir daha kadro atmış. O da Türk kadrosu. Hemen şöyle gösterelim arkadaşlar, görün. Quaresma'yı bu arada 90 yan yapmış. Gerçekten tatlı duruyor. Biz de yapalım mı arkadaşlar? Türk gücü serimizi beğendikçe oraya para harcamaya devam edeceğiz bu arada. Haberiniz olsun. Hadi bakalım. Öneri varsa alabilirim demiş. 91 yan 120 kimyalık güzel bir kadrosu var. Öneri varsa alabilirim dediğine göre abicim, boost'u düşük oyuncuları Kante'nin 88'lik kartını değil, yani bu kartını değil öbür 88'lik kartını alabilirsin. Onun öncesinde Alderweireld'ı satıp David Luiz'i sen de alabilirsin. Boost'u yüksek bir stoper almanı bekliyorum. Ayrıca David Luiz'i aldıktan sonra da sağ stoper alırsan kimyanın düşme ihtimali yok. Hatta 120'nin üstüne bile yani çıkılsa çıkar. Çünkü hem Chelsea'li hem Brezilyalı David Luiz'le Willian orada çok güzel anlaşır. Ama Willian'ın da boost'u düşük. Bilemiyorum abi. Boost'u düşük olanları değiştir. Ali'nin de senin genel boost'ların düşük ama bilmiyorum. Son hariç hepsi bayağı düşük. Bir de Vertonghen hariç. Neyse yine de kadron güzel. Sinan Kalender abicim bizim turnuvalarımızı falan mı açıyor bilmiyorum. Sinan adında birisi açıyor. Sinan Kurnaz da olabilir. Onlar turnuvalarımızı açıyor bu arada yayınlardaki. Ayrıyeten arkadaşlar 7 milyon. Ha, ben bu kardeşimizin hesabında oyun oynuyorum. Arkadaşlar canlı yayında bana bu arada hesabınızı verip böyle 25 tane birden şeyinizi biriktirdiğiniz zaman falan, hani fişe, 2 tane fişe küdülü veren şey var ya, zarflarınızı biriktirdiğiniz zaman ben sizin için açabiliyorum bu arada. Akşam canlı yayınlara gelin. Sizler yorumlara yazın, ben oradan denk gelirsem abi Discord'dan sizinle konuşup hesabınızı bana falan verebiliyorsunuz. Ben de o şekilde canlı yayında açabiliyorum. Raporsiyonu değiştirmeni zaten söylemiştim. Ben senin kadronu canlı yayında da yorumladım. Daha fazla yorumlamaya zaten çok da gerek yok. Güzel bir kadron var ama. 99 yan yapmaya bak ama benden önce 99 yan olmasın. Abi öneri var mı demiş. Harry Kane de canlı yayınlardan, hatta moderatörümüz gerçekten orada çok fazla destek oluyor. Ona da çok teşekkür ediyorum. Önerim çok fazla yok zaten. 96 yan 120 kimya güzel bir takımım var. Kante'yi falan yükseltmeye devam et abicim. İlk olarak abi tabii ki 86'lık oyuncularına falan boost bas. Hem daha ucuz oluyor hem reytingin daha hızlı bir şekilde artar. Bir an önce 97 gen yapabilirsin. 97 genden sonra birazcık duraksayacak ama yapacak bir şey yok. Stoper önerir misin? Orta saha Willian yerine De Bruyne gelecek. 91 gen demiş Turgut Arslan. Willian yerine De Bruyne aynen çok işine yarar De Bruyne. Bir de stoper öner demiş. Stoper olarak Azpilicueta aslında orada kötü durmuyor. Azpilicueta'nın boost'u da güzel. Sen sol bek al bence bu takıma. Ama sol bekler de Premier Lig'de az olduğundan dolayı bilemiyorum. Gerçekten ne yapacağını bilemiyorum ama sen Azpilicueta'ya boost bas bence. Çünkü stoperini değiştirmeni önermiyorum. Boostları yüksek, sol bek, sağ bek değiştirebilirsin.
Hemen şöyle gelelim abi. Muhammed Salah 93'ken 120 kimyalık kimin kadrosu abi? Galactic Gamer'ın kadrosu. Gerçekten güzel bir kadron var senin de. MO Team of the Week Kante almış. Bu Tot ve Kante'nin fiyatını merak ettim abi. Şu an ben de bakacağım. Belki ben MDO yerine MO transferi yapabilirim arkadaşlar. Bu arada şu anda çok böyle istedi canım, bilmiyorum neden ama istedi. Hem Kante hem Pogba'lı bir takım gerçekten güzel duruyor. 10 üzerinden de 5 verebiliriz. Bilmiyorum niye 5 verdim ama öylesine verdim yani. Ve arkadaşlar full Paris Saint Germain kadrosu kurmuş. Gerçekten harika duruyor arkadaşlar. Bu kadro özel. Videoyu hala beğenmeyenler beğenebilir mi? Nasıl bir prim yaptığımın farkındasınızdır umarım. Her neyse arkadaşlar, destek vermek için bu arada beğenebilirsiniz. Araya sıkıştırayım dedim. Gerçekten güzel bir kadrom var. Neymar var, Cavani var, Di Maria var. Di Maria yerine buraya Mbappe'yi almanı öneriyorum. Yani önerecek bir şey yok. Zaten adam Paris Saint Germain kadrosunu kurmuş. Areola'nın özel kartı varsa alabilirsin veya yükseltebilirsin. Hemen kadrolarımızı yorumlamaya devam edelim. Can Junior Pro'nun kadrosundayız. 90'yen 120 kimyalık gerçekten güzel bir kadrosu var. Sağ kanatta sol kanatı herhalde ikisini de paketten mi çıkardım bilmiyorum ama eğer ikisini de paketten çıkardıysan senden şanslısı yok kardeşim. Bu kadroyu bu şekilde 98'yen 120 kimya yapman gerçekten çok hoş durmuş. Kalecini de yükseltmeye devam et. Zaten abi kimya yapmasa bile zaten 120 kimyayı bulmuşsun. Alisson'u da yükseltmişsin biraz. Devam et abicim, Alisson'u 90'yen yap. Kadroyu da 99'yen bir an önce yap ama benden önce yapma. Abi Manolas'ı kasacağım demiş. Aynen, bir de Manolas'ı kasarsan zaten bu kadro uçar. Bir zamandan sonra çok yavaşlayacak ama yavaş yavaş abi 91'gen falan yapabilirsin. Şimdi Öndercan Ünal'ın kadrosundayız. Ünal mıydı bakayım bir? Evet, Ünal. 94'ken 120 kimyalık çok hoş bir kadrosu var. Gerçekten harika ötesi bir kadrosu var. 10 üzerinden de 6 veriyorum. Beğendim kadroyu abicim. Griezmann falan var. Griezmann da bayağı takipçilerimiz seviyor, onun farkındayım. Mehmet'in kadrosunu zaten bakmıştır. Şimdi Burak'ın kadrosundayız. Bu kardeşimiz de canlı yayınlardan. Bu arada Galaxy Note H kullanıyormuş. Onu da bize göstermek mi istemiş, ne yapmış anlamadım ama güzel telefon. 94, 120 kimya, 94'ken 120 kimya. Manolas'ı kasmaya devam et. Hızlıca Manolas'ı kasmanı öneriyorum. Ayrıyeten de Dybala'yı falan da becerilerini geliştir diyorum. Laszlo diye bir kardeşimizin kadrosunda isimli Manu Trigueros'u acilen sat. Partey'i acilen sat. Koke'yi acilen sat abi. Bunların yerine gerçek mevkisinde oynayan. Abi oyuncular hiç gerçek mevkisinde oynamıyor. Bu yüzden reytingin çok yüksek değil. Aslında 90 reytingi geçebilecek bir kadroya sahipsin. Buna göre abicim mevkilerinde olan oyuncuları alabilirsin. Yok edici 46'ın da güzel bir kadrosu var gerçekten ama boostlara biraz düşük kalan oyuncular var. Onları hallet. Asensio'yu satarsan bayağı bir eline coins geçebilir. Asensio'yu satıp yine daha düşük bir oyuncu ama daha yüksek boost veren bir oyuncu alabilirsin. Gerçekten hem coins kasmış olursun hem de kadron gelişmiş olur. Bunu yapabilirsin. Burak'ın kadrosuna baktık. Trabzon'da Niga Gürkan'ın kadrosundayız. Hakan Çalhanoğlu'yu görüyorum. Gerçekten bayağı bir uzun zamandır görmemiştik. Hatta hiç kadrolarımda gördüğümüzü bile hatırlamıyorum. İlla görmüşüzdür ama hatırlamıyorum. 10 üzerinden 6.5'tan 7 veriyorum bu kadroya da. 95'genlik güzel bir kadron var. Serie A kadrosu kurmuşsun. Kadronu da beğendim. Frikikleri kim kullanıyor? Yorumlara yazar mısın? Hakan Çalhanoğlu mu, Ronaldo mu? Yani hangisinin frikik özelliği daha yüksek? Bunu yorumlara yazarsan gerçekten çok ama çok sevinirim. Videoya selam, önerim var mı? Aleyküm selam kardeşim. Önerim var mı demiş. 10 üzerinden kaç demiş? 10 üzerinden 5 veriyorum. Öneri olarak da Trigueros'u tabii ki de değiştirmeni önereceğim. Ben mevkisinde oynamayan oyunculardan hiç hoşlanmıyorum arkadaşlar. Ayrıca boost'u düşük, çok aşırı düşük bir oyuncu var mı? Hani Isco'yu belki değiştirebilirsin ama güzel bir oyuncu. Yani çok da değiştirmene gerek yok. Beğendim genel onda. 3 milyon coins'in var ve mevkisinde oynamayan bir oyuncu var. Lütfen onun mevkisini düzelt. Ve Sinan Bey'in kadrosundayız. 96'yan 120 kimya gerçekten çok güzel bir kadrosu var. Ayrıca Pogba, Fred, Kante üçlüsü gerçekten çok tatlı duruyor. Siz de Fred'i kullanabilirsiniz bu arada. Pogba ile Kante'yi kullananlar yanına aynen Fred'i bu şekilde üçlü yapabilir yani. Size öneriyorum. Mbappe'nin Team of the Year kartı falan var. Gerçekten çok hoş duruyor kadro. 10 üzerinden de 7 veriyorum. Arkadaşlar bundan sonraki kadroları hızlı hızlı geçeceğim. Çok yüksek kadro olmadıkça ama isimlerinizi okuyacağım. Kadroları gönderdiğiniz için çok 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 teşekkürler. Ama ben canlı yayında duyurusunu yapmıştım. Canlı yayında söylemiştim. Ayrıca herkese etiketleyerek Discord'da paylaştım. Yani direkt attığım gibi bildirim gitti. O yüzden abi direkt anında atanları zaten yorumladım. Ayrıca gecenin ilerleyen saatlerinde atanlara da çok teşekkürler. Bugünün de birazcık saati geçti zaten. Soyki abi öneri demiş. Güzel abi 89-93 kadro. Mobile Gamer TR videoyu selam. Kate alayım mı demiş. Ha bak bunu söyleyebiliriz abi. Bakalım Mesut Özil, Keita 500 bin coins. Abi 5 milyon coins'in var yani bir zahmet al. Boost'u ne kadar? Boost'u yüksekse al abi. 3'ten fazla boost'u varsa al. Ama Salah falan değiştir. Boost'ların gerçekten aşırı düşük. Coins'leri ne yapacağını bilmiyorum. Utukoloji güzel kadron var. Vinsanit, Skinny Party 97'gen. Can Junior Pro bakmıştık zaten. Nazım, Kemaren. Başka abi böyle çekmeyin arkadaşlar bu arada. Aytuk Agar çekmiş bu şekilde. SS alabiliyorsanız SS almaya çalışın daha önemli. Batuhan güzel bir kadrosu var. Aslan Ekşioğlu 101'gen 120 kimya. Aslan Ekşioğlu gerçekten
Çok güzel bir kadrosu var. Bu arada geçen videoda fake kadro falan demiştim ya arkadaşlar. Çocuk bana kanıtladı ama hala çok güzel kadroyu atamadı. Bu kadro muydu hatırlamıyorum ama gerçekten adam ana ekrandan da fotoğrafını atmıştı. Gerçekten güzel bir kadrosu var. Yani aynen. Kardeşim önerim var mı? Düzgün SSD almıyor, program falan da indirdim. Ancak bu kadar oldu. SSD kanıt olsun ismim diye yazıyorum demiş. Aynen arkadaşlar görüyorsunuz burada. Burayı da attı, burayı da attı. Yani bu kadro gerçek. 101 gen 120 kimya artık inandık yani arkadaşlar. Kusura bakmayın yani doğru attığınızı düşünürüm ama hani emin de olamıyoruz hani net olmayınca. Çünkü başka bir yerden almışsınız gibi duruyor. Yine de özür dilerim ben senden. Güzel bir kadrom var ama 101 gen 120 kimya çok güzel. Öneri var mı demiş. Yani öneri olarak zaten 120 kimya kurulabilecek en yüksek kadrolardan birisini kurmuşsun. O yüzden yükseltmeye, beceri geliştiricilerini yükseltmeye devam et. Pançer Eren'in kadrosundayız. Abi bak burada sohbet etmeyin. Sohbet kısmımız var. FIFA Mobil kısmımız var. Burası kadro yorumlama. Buraya sadece fotoğraf atıp öneri isteyin. Burada siz yorumlama falan da yapmayın. Bay Joker'in kadrosu 96 gen güzeldi bu arada. Bak bak. Şuraya bak abi. Gördünüz mü arkadaşlar? Gerçekten. Şu kadro son kadromuzdu bu arada arkadaşlar. Bu kadroda da duralım. 96 gen 120 kimya harika bir kadro var gerçekten. 10 üzerinden sana da 7 veriyorum. Burada da videolarımızın sonuna geldik. Gerçekten güzel kadrolar gördük arkadaşlar bu videoda da. Güzel kadrolarla yorumlamış olduk. Ben ne zaman cevherim 2500 geçse arkadaşlar nedense ay yılı paketi açacağım. Hani bir kere geçecek zaten bu tur muhtemelen. Bir kere de açacağım arkadaşlar. Çünkü ilerleyebildiğim kadar ilerlemek istiyorum etkinlikte. Her neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve Küp TV'ye akşam 8'de gelmeyi unutmayın. Her akşam 8'de Küp TV'deyiz. Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Burada videomuzun sonuna geldik. Şuradan kanala abone olabiliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan tıklayarak abone olun ve şuradaki iki videodan herhangi birisini tıklayarak gerçekten harika, güzel, muazzam bir videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. YouTube'un size önerdiği video da var yani orada. Gidin abicim hangisi dikkatinizi çekiyorsa. Hoşçakalın, sizi çok seviyorum ve bay bay.